Fok balığı. Çoğumuzun televizyondan ya da sirklerden tanıdığı ve ne yazık ki nesli tükenme tehdidi altında bulunan bu canlı tüm yılı kutuplarda geçirir. Bu bölgede yaz aylarında bile sıcaklık eksi 20 derecedir. İnsanlar için dondurucu sayılabilecek bu soğukta foklar üşümez bile. Çünkü vücutlarındaki yağ oranı ve kürkleri onları soğuğa karşı dirençli kılar. Yeni doğmuş bir yavru fok yüzmeyi öğrenene kadar su yüzeyinde kalır. Doğduğunda postlu düşmanlarına karşı kamufle olabilmek için beyaz, soğuktan donmaması için de kalın bir yağ tabakasıyla çevrilidir. Her biri usta birer dalgıç olsa da nefes almak zorundadırlar. Kanlarındaki al yuvar yapısı bol miktarda oksijen taşımaya elverişlidir. Bu sebeple foklar oksijeni ciğerlerinde taşımaz. Kanlarında çözülmüş olarak muhafaza ederler. Bundan dolayı bu sempatik deniz canlıları derinlere dalış yapıp yaklaşık bir saat su altında kalabilir. Kutup ayısı. Yaşamakta olan en büyük kara etoburu. Kutup ayıları da diğer kutup canlıları gibi soğuğa dayanıklı şekilde tasarlanmıştır. Ayakları buz üzerinde rahat yürümeyi, parmakları suda etkili bir şekilde yüzmeyi sağlar. 5 cm kalınlığındaki kürkün hemen altında 10 cm yağ tabakası bulunur. Burnu ve ayak tabanı hariç her yeri kürkle kaplıdır. Hamile kutup ayısı doğum öncesi in kasar. Uzunluğu 2 metre, yüksekliği yarım metre olan bu inin birden fazla olası olup tüm odalar giriş bölümünden yüksektedir. Bu sayede sıcak havanın dışarı çıkması engellenir. Bilim insanları bu yuvalardan birinin tavanına ısı ölçer yerleştirmiş ve ısıyı 2 derece olarak saptamıştır. Dışarıdaki sıcaklıksa eksi 30 dereceymiş. Daha da ilginci anne ayı kış uykusu döneminde yavrularına besin temin etmek için metabolizmasını yavaşlatıp 7 ay boyunca hiç beslenmez. Böylece doğum esnasında daha enerjik olur. Penguen, Kuzey Kutbu'nda yaşamayan, eksi 40 derecelik Antarktika soğuğuna dayanabilen, uçamayan deniz kuşu. Kanatları kırılamadığı ve yine kanatlarında uçmaya yarayan telek tüyleri olmadığı için uçamayan bu tek eşli canlılar çok iyi yüzücüdür. Sık tüyleri ve derisinin altındaki kalın yağ tabakası sayesinde soğuğa dayanabilirler. Zaman zaman kara yatıp kanatlarıyla kendini öne iterek kızak gibi kayan penguenler yumurtalarını ayaklarının üzerinden asla yere bırakmaz. Karınlarının altındaki özel bölümlerde muhafaza ederler. Bu sayede yavrularını soğuktan korumuş olurlar. Kutup tilkisi. Göz kamaştırıcı ve parlak bir kürke sahiptir. Uzun ve tüylü kuyruğunu soğuktan korumak için adeta bir yorgan gibi kullanır. Tüm kutup hayvanlarında görüldüğü gibi kutup tilkileri de çok iyi birer yüzücüdür. En büyük düşmanları ise kutup ayılarıdır.